Toplantımızın son bölümünün ilk konuşmacısını takdim etmek istiyorum. 2012 yılında global sürdürülebilirlik hareketine yaptığı katkılar ve ÇEDB'in kurulmasında liderlik etmesi nedeniyle Dünya Yeşil Binalar Konseyi tarafından verilen Dünya Yeşil Binalar Konseyi Başkanlık Ödülünü almış, Türk Eko İnşaat ve Enerji Firmasının İcra Kurulu Başkanı Sayın Doktor Duygu Erten'i Sürdürülebilir Binalardan Sürdürülebilir Yerleşkelere başlıklı sunumunu paylaşması adına kürsüye davet ediyorum. Değerli misafirler, hoş geldiniz. Öncelikle Yapı Endüstri Merkezi'ne bu güzel toplantıyı kurguladığı için teşekkür ediyoruz ve sponsorumuz Reho'ya tabii ki. Ben bugün bina ölçeğinden çıkmak istedim. Çünkü aslında bina ölçeğinde konuştuğumuzda hala çok küçük miktarda karbon salımının düşürülmesinden bahsediyoruz. Halbuki iklim değişikliği ve getirdiği sorunlara baktığımızda zamanımız düşünüldüğü kadar çok değil. Bugüne kadar hep yeşil binaları tartıştık, anlattık, tanımladık. Bundan böyle artık yerleşmeleri tanımlamaya başlamalıyız diye düşünüyorum. Belli standartlara uyarak tasarlandığı ve yapıldığı için yaşayanlara ve çevreye standart yerleşmelerden daha az zarar veren planlama ve imar pratiğine biz sürdürülebilir yerleşme diyoruz. Ve aslında ülkemizin kentsel dönüşüme girdiği ve önümüzde milyonlarca metrekare yeni binanın yapılacağı şu günlerde kentlerimizi, mahallelerimizi sürdürülebilir planlamamız şart. Bugün İstanbul'da yaşayan, özellikle Türkiye'nin büyük şehirlerinde yaşayan insanların ortak sorunları var. Birinci sorun trafik, ikinci sorun ise yaşanabilir konut sorunu. Bu sorunlar gitgide büyüyor. Özellikle karbon salımının getirdiği sorunlarla birleştiğinde de inşaat sektörü olarak üzerimize çok ciddi görevler düşüyor. Çok hızlı bir şekilde sürdürülebilir konut, sürdürülebilir binayı tanımlarsak aslında sera gazı salımları, taşıt kullanma giderleri, sera gazı salımları daha düşük, ulaşılabilirlik konusunda daha az taşıt kullanılarak erişilen, su verimliliği yüksek, operasyon maliyetleri düşük, enerji verimliliği yüksek, sağlıklı yaşayanlar, içinde yaşayanların daha sağlıklı ortamlarda yaşayabildiği, böylelikle iç hava kalitesi yüksek ortamlardan bahsediyoruz. Bireysel kontrollerin olduğu, bu da etkinliği artırarak davranış değişiklikleri yaratıyor kişilerde biliyorsunuz. Bunların hepsinin toplamından oluşan binaya bütüncül düşünmek zorundayız. Biz yeşil bina diyoruz. Zaten daha evvelki değerli misafirlerimiz de bu yeşil binaların değişik parametrelerini derinleştirerek anlattılar. Yeşil yerleşme dediğimizde ise akıllı büyüme ve kentsel dönüşümden bahsetmek zorundayız. Yeni kentleşmede sadece yeşil binalar değil, artık yeşil yerleşmelerden de bahsediyoruz. Yalnız yeşil yerleşme konusu bina ölçeğindeki kadar basit değil. Yeşil bina yapmak için bütün tasarımcıları, işveren ve yeşil danışmanla birlikte bir masa etrafına toplamak yeter. Ancak yeşil ve sürdürülebilir yerleşme yapmak için işiniz çok zor. Çünkü bunda bakanlıklar, belediyeler, şehir planlamacıları, mimarlar, mühendisler, müteahhitler, malzeme üreticileri, gayrimenkul yatırımcıları, dernekler, akademisyenler ve özellikle de halk bir masa etrafına oturmalı. Burada önce akıllı büyümeden bahsedelim ve sürdürülebilir yerleşme konusunda akıllı büyüme nedir bunu anlayalım. Nerede ve nasıl büyüme gerçekleşeceğini dikkate alan bir düşünce sistemi. Sizce ülkemizde bu sistem çalışıyor mu? Açık alanlar ve doğal kaynakların korunmasını destekleyen ve özellikle kent merkezlerinde ve eski yerleşimlerde yer alan mevcut toplulukların canlandırılmasını hedefler. Bugün Türkiye'deki yeni alanlar sizce bu kritere uyuyor mu? Yeni akıllı büyüme gelişmeleri kompakt, toplu taşıma ve yaya odaklı, farklı çeşitlilikte konut tipleri ve uygun fiyatlı konut seçeneklerini barındırır. Yeni kentleşme dediğimiz şey bir komşuluk biriminin çekici, başarılı ve sıkı bağlarla oluşturulmasını sağlayan tasarım elementleri üzerine yoğunlaşmaktadır.
farklı tip ve fiyat çeşitliliğine sahip konut alanları oluşmaktadır. İş merkezleri ve çalışma olanaklarının artırılması hedeflenmektedir. Tarihi yapıları ve açık alanları koruyan bir yerleşme hedeflenmektedir. Ben burada ideal durumdan bahsediyorum. Siz bunu her gün Türkiye'de yeni yapılan kentleşmelere bağlı olarak düşünebilirsiniz. Yeşil binalar planlaması, tasarımı ve inşaatı sürdürülebilirlik ilkelerini takip eden binalar demek. Enerji ve kaynakların korunması, kullanıcı konforu, sağlığı ve çevresine olumlu etkiler sağlayan binalar. Mevcut uygulamalara bakalım. Toplu konut idaresinin yaptığı binalardan başlayarak özellikle ulaştırma konusunda, özellikle inşaat kalitesi konusunda, özellikle yeşil alanların yaratılması konusunda biz buna yakın bile değiliz. Olması gereken bir şehir gösteriyorum size. 3-4 şeridi olan bisiklet yollarına yer ayrılmış, yayaların rahatça kaldırımlarda gezeceği, alışveriş yapabileceği, mixed use özellikle hem rezidans hem ofislerin iç içe olduğu. Baktığımızda eğer doğru yerleşimler yaratılırsa, nedir doğru yerleşimlerin yaratılması? Sürdürülebilir yaşam döngüsüne önem veren, ekonomik zenginlik yaratan, canlı sokak dokusu olan, ulaşım konusunda araba bağımlısı olmayan, keyifli çalışma, yaşama ve ziyaret olanakları tanıyan ve sağlıklı toplumların içinde yaşadığı yerleşmeler. Baktığımız zaman tıpkı yeşil bina sistemleri gibi uluslararası yeşil yerleşme sertifikalama sistemleri var. Bunlar 2005'te Avrupa'da özellikle Avrupa belediyelerinin liderleri toplanıyorlar ve Bristol Accord adında bir anlaşmaya varıyorlar. Bristol Accord'a göre sürdürülebilir yerleşmelerin belli kriterleri var. İngiltere'deki BREEAM Global, bildiğiniz gibi dünyanın en eski yeşil bina sertifikalama örgütü, bu Bristol Accord'un 8 prensibine uyarak BREEAM Communities adı verilen yerleşmeler düzeyinde BREEAM sertifikası veren bir sertifikasyon oluşturuyor. Şu anda Almanya'daki Sürdürülebilir Binalar Derneği de aynı şekilde Alman sertifikasının yerleşme ölçeğindeki sertifikasını oluşturuyorlar. Almanların sertifikası henüz pilot. Burada baktığımızda BREEAM ve DGNB'nin Türkiye'de Yeşil Binalar Derneği ÇEDBİK karşılığı olduğunu ve bunlarla ÇEDBİK'in iyi niyet anlaşması olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Baktığımızda BREEAM yerleşmeler neyi izliyor? İklim değişikliği ve enerji konusunu inceliyor yerleşme ölçeğinde. Toplum konusuna bakıyor. Yani bu yerleşme kişilerden fikir alınarak, halktan fikir alınarak mı yapıldı? Çevre düzenlemesine önem veriyor. Yani sadece binanızı yapın, etrafı ne olursa olsun değil. Ekolojik konulara önem veriyor. Ulaşım, kaynaklar, yarattığı iş sektörü ve ayrıca binaların yeşil olup olmadığına bakıyor. Genel bir BREEAM değerleme süreci var. Burada eğer %30'un altında kalırsanız yeşil yerleşme olmuyorsunuz. %30'u geçerseniz geçti. %45 iyi, %55 çok iyi, %70 excellent, fevkalade ve %85 outstanding. Şimdi baktığımızda BREEAM Avrupa'da 7 tane pilot proje seçmiş. Bunların 3 tanesi İsveç'te, bir tanesi Malmö'de. Bu projelerin 4 tanesi sonuçlandı ve Avrupa'da şu anda BREEAM yerleşme sertifikalı 4 tane topluluk var. Bunlar gerçekten çok özenilecek, çok güzel mahalleler. Ama baktığımızda hepsinde ciddi devlet teşvikleri görüyoruz. Baktığımızda burada örneğin bu proje BREEAM yerleşmeden %72 ile excellent'ı geçmiş, excellent'ı alacak bir skor elde etmiş. Bunların temel prensiplerini şöyle bir incelediğimizde akıllı konum ve bağlantı, mahalle dokusu ve tasarım, yeşil altyapı ve yeşil binalar, süreç ve ekonomi diye gruplara ayrıldığını görüyoruz. Burada biraz Amerikan sistemi LEED'den de alıntı yaptık. Ancak LEED Neighborhoods Türkiye için uygun bir sertifika sistemi değil. Burada akıllı konum ve bağlantıya baktığımızda ekolojik değerlerin korunması, taşkın alanlarından kaçınılması,
kirletilmiş arazilerin tekrar kullanılması, toplu taşıma, bisiklet kullanımı, otopark kullanımı, ulaşımda yaya önceliği ve toplumsal donatılara yakınlık olarak sıralayabiliriz. Burada Fikirtepe projesinde Kadıköy Belediyesi'ne hizmet verdik. Bu hizmet sırasında da Fikirtepe'ye var olan durumu ve gelecekte ideal olması gereken durumla ilgili bir çalışma yaptık. Biz bisiklet üzerinde çok fazla durduğumuzda bir hayli reaksiyon aldık. Daha sonra eski fotoğrafları ortaya çıkartıp 1000 fotoğraftan 83 tane bisiklete binen çocuk resmi çektik eski Fikirtepe'de. Kaldı ki bunlar o yoksulluk ve o olanaksızlıkta, bisiklet yolları olmayan bir bölgede 83 farklı çocuk bir şekilde öyle ya da böyle bisiklet bulmuş ve bunları kullanıyorlardı. Bu nedenle bugünün yeşil yerleşmesinde bisiklet yolu olmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Ekolojik değerlerin korunması yine aynı şekilde bölgenin ekolojik değerlendirmesi yapılmalı. Özellikle şu anda 3. köprü ayağında ki o güzel su havzaları, son derece ekolojik bölgeler, buralara yapılaşma yapılırken çok dikkat edilmeli. Çünkü gerçekten ileride bize çok çevresel sorun çıkaracak adımlar atıyor olabiliriz. Bölgenin tarımsal toprakları mutlaka korunmalı. Çünkü kaş yapayım derken göz çıkarmayalım. Biz Antalya'dan, Florida'dan portakal alarak yaşamak istemiyoruz İstanbul'da. Karbon salımının düşürülmesinden bahsediyoruz. Bu nedenle yerel tarım arazilerinin korunması önceliğimiz olmalı. Tehlike altındaki canlı türleri belirlenmeli ve korunmalı. Habitat, sulak alan ve su kütleleri için eylem planı hazırlanmalı. Dik eğimli bölgeler bitkilendirilmiş olarak bırakılmalı. Şimdi burada taşkın alanlarından kaçınılmasını da üzerinde duracağım. Eğer bugün bu yeşil yerleşme sertifikaları hakkıyla kullanılsaydı Silivri'deki taşkın felaketi başımıza gelmeyecekti. Ancak arazinin 100 yıllık sel yatağı içinde bulunmaması şart. Kirletilmiş arazilerin tekrar kullanılması çok önemli. Çünkü onlar elimizdeki servet. Kirli olmaları demek onları unutup bırakmamız anlamına gelmiyor. Son derece ciddi temizlik yöntemleri var. Toplu taşımadan zaten bahsetmeme gerek yok. Bunlar artık toplu taşımaya yakın olmayan bir konut projesini nasıl satabileceğini düşünemiyorum. Bisiklet kullanımı, Avrupa'da çok güzel modeller var. Örneğin Konya Belediyesi bunu gayet fevkalade izliyor. Otopark kullanımı aynı şekilde, bireysel araç kullanımı azalacak şekilde bütün planlamalar yapılmalı. Ulaşımda yaya önceliği çok çok önemli, toplumsal donatılara yakınlık. Mahalle dokusu ve tasarımına geçtiğimizde yerel yiyecek üretimi, bunları hepiniz biliyorsunuz. Aslında yani şurada 50-60 yaşında olanlar çocukluklarına geri döndürmeye çalışıyoruz herkesi o dönemki yaşantıya. Kompak yerleşme, kentsel açık mekanlara, rekreasyon alanlarına erişebilirlik. Coğrafi konum ve iklime uygun peyzaj düzenlenmesi. Burada özellikle su istemeyen peyzajın üzerinde durmak istiyorum ve peyzaj için gereken suyun gri su olması gerektiği, yani binanın duşlarından alınan suyun temizlenip tekrar peyzaja kullanılması. Karma gelir grupları için konut mekan tasarımı. Herhalde bir ülkenin başına gelebilecek en kötü şey düşman işgalinden sonra zengin ve fakir sitelerin oluşmasıdır. O yüzden tüm gelir gruplarının aynı ortamlarda yaşayacağı yerleşmeler üretmek çocuklarımızın sağlığı için de ülkemizin kültürü için de çok önemli. Her tür kullanıcı için uygun tasarım gerekiyor. Özellikle engelliler için. Kullanıcı kılavuzlarının hazırlanması, bir binadan çıktığınız zaman en yakın tren istasyonunu, otobüs durağının nerede olduğunu anlatan kitapçıkların hemen kapının yanında olması. Açık alanda sanat faaliyetlerinin yapılabileceği sanat alanları oluşturmak, gürültü önlemleri için mutlaka konfor sınırlarının aşılmamasına yönelik önlemler alınmasını sağlamak, okulları mahalleyle entegre etmek, çocuğunuzu 1,5 saat ötede bir okula yollamamak, yerel okullarda okutabilmek, sokak ağı oluşturabilmek, bisikletlerin, toplu taşımaya olan bölgelerin, örneğin belki shuttle'lar koymak, kentsel bağlama uyumlu tasarım yapmak, herhalde şu anda İstanbul'da olanları görünce buna hepimiz gülüyoruz. Bu dünyanın en güzel kentini inanılmaz bir hale getirmeyi başardık.
Yeşil altyapı ve yeşil binalar konusunun üstünde çok durmayacağım ama Issa Adası'nın etkisinin azaltılması çok önemli. Bugünden itibaren çatıların yeşil yapılması, açık renkli yapılması, arazilerdeki yeşil alan miktarının artırılarak planlama yapılması. BEPTR ve enerji verimliliği Zerrin Hoca geçtiği için bunun üzerinde daha fazla durmayacağım ama inşaat aktivitelerinde kirliliğin önlenmesi ki sahanın çevresel risk değerlendirmesiyle başlayan ve şantiye çevresel etkilerinin izlenmesine kadar uzayan çok komplike bir sistem var. Hem BREM'de hem LEED'de. Işık kirliliğinin yönetilmesi çok önemli. Yine aynı şekilde kuşları yok ediyoruz. Son derece sorumsuzca aydınlatarak, dış aydınlatma yaparak. Güneşe yönelim çok önemli. Pasif ve aktif güneş stratejilerinin kullanılması. Yenilenebilir enerji kaynakları, biz size ne desek boş, devlet teşvik vermeli bu konuya. Ön yatırım maliyeti maalesef özellikle solar panellerde hala çok uzun olduğu için bu istense de talep göremiyor. Atık su ve katık atık yönetimi üzerinde saatlerce konuşabiliriz. Su verimli binalar ve peyzaj düzenlenmesi, yağmur suyunun yönetilmesi ve mutlaka yağmur suyu yönetim planı oluşturulması. Herhalde dünyada temiz su ile tuvalet flaş eden nadir ülkelerden kaldık. Yerel malzeme kullanımının desteklenmesi ve yerel malzemecilerin çevre dostu malzeme üretimi ve uluslararası Environmental Product Declaration olarak bilinen EPD'lerin alınması konusunda desteklenmesi. Devlet buna teşvik çıkardı. Bu nedenle mutluyuz. Çevreye olumsuz etkilerini azaltmış malzeme kullanımı, mutfak ve bahçe atıklarının kompostlanması. Bu son derece önemli. Ve aynı şekilde Türkiye için belki de en zor olan kısmı, toplumsal katılım. Yani siz benim gecekondumun evimin yanına 100 katlı bir bina yapıyorsunuz, bana sordunuz mu? Biliyorsunuz Japonya'da gölgeleme vergisi var. Mahallelere hiç etraftaki insanlardan fikir alınmadan binalar yapılıyor. Yerleşme yönetimi yine aynı şekilde sürdürülebilir yerleşme uzmanlarına danışılması. Türkiye için çok önemli bir konu yaşam döngüsü analizi. Eğer burada aranızda öğrenciler varsa araştırma konusu arayan, yaşam döngüsü analizi konusuna giren bir hayır işler. Türkiye'de sayısı az, bilim adamlarının bu konuda bu konuya mutlaka eğilinmesi gerekiyor. Ve bölge içerisinde kalıcı iş olanakları yaratılması ki herkes sabah 5'te evden çıkıp işine gitmesin. Yerleşme içerisinde bulunan yatırım yapılabilecek alanların belirlenmesi ve altyapı sağlanması diye ayırdık. Bu arada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na da bu Kadıköy Belediyesi kapsamında şirketimiz bir çalışma hazırladı. Teşvik politikaları çalışması, dünyadaki iyi örnekleri inceleyerek. Orada da işte satın alınan sistem parçalarından KDV ya da ithalat vergisi alınmamasından tutturun da kiralama ve satın alma esnasında yani yeşil bina olursanız KDV alınmamasına kadar türlü türlü fikirler verdik. Umarım kabul ederler. Teşekkür ediyoruz.